Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve bize ayrılan süre içerisinde yine bir sorumuz olacak. Hocam bir kimse yaptığı bütün işlerini, hareketlerini kendi kafasına göre yapsa, işte ben bilirim, ben yapabilirim, ben kendi kendime yeterim gibi bir takım düşüncelerle, işte aklına göre davransa, bu kimse doğru yapmış olur mu? Bir de işte dolayısıyla ahireti ve dünyası bunun huzurlu olur mu? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri üstü çizilerek net bir ifade kullanıyor. Yani iyi dikkatli şekilde okunduğu zaman da insan zihninde bir tereddüt kalmıyor. İnsan ya aklına, nefsine tabidir. Aklıma dediği o nefsidir. Nefsine tabidir. Nefsinin kuludur. Kendinin kuludur. Kendinin kuludur. Nefsinin istekleri doğrultusunda bana göre böyledir, doğru böyledir der. Kendine göre bir rota çizer. Ona göre işler yapar. Bütün işlerini öyle dizayn eder. Bir başkası da nefsine değil, Allah-u Teala'ya tabi olur, ona iman eder. Onun emirlerini öğrenir, onları yerine getirir. Yasaklarını öğrenir, onları sakınır. Ve orada da fikir yürütmez. Onun kulu olur. Evet, Allah-u Teala'nın kulu olur. Orada fikir yürütmez. Rabbim böyle emretmiştir. Ben bunu bilemem. Mesela koyunu helal etmiştir yeme konusunda. Domuzu haram etmiştir. Mülk onun. Domuzu yasak etmiştir. Koyunu helal etmiştir. Tersi de olabilirdi. Tersi de olabilirdi. Domuzu serbest bırakırdı. Koyunu yasak ederdi. Mülk onun çünkü. O izin vermiştir. Bunun üzerine düşünmez de. Bunun üzerine düşünmez. Yaptığı bütün işleri insanlarla olan münasebetlerinde Rabbim nasıl emrettiyse öyle yapıyorum der. Allah-u Teala'nın kulu olur. Bu kimse buna ittiba ettikçe Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakındığı, kendine, çoluğuna, çocuğuna, komşularına ve görüştüğü kimselere Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde muamele ederse bu kimse Allah-u Teala'ya kuldur. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmektedir. Dolayısıyla bu kimse dünyada rahat eder, huzurlu olur. Ahirette de tabii ki hesaba açılacak, bakılacak, görülecek. Ha, bu Allah-u Teala iman etti, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirdi. Cenab-ı Hakk'a kul oldu. Cenab-ı Hakk'ın kuluydu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da sen bana kulluk ettin. Buyur mükafat denecek. Gelelim öbürsüne. Sizin sorduğunuza. Bu da dedi ki yok arkadaş ben akıllıyım. İleri görüşlüyüm. Çok zekiyim. Her şeyi bilirim ben. İnsanlarla görüşmede neler dikkat edecek? Ben bilirim. Baktım bir de adamı zaten biliyorum. Çapını sapını falan. Ona göre aynı şekilde. Dediklerim doğrudur benim. Öyle yapınca rahat ederim falan. Bu adam bütün hayatını nefsine göre dizayn ediyor. Nefsini istek ve arzularına göre. Güçlüyse zayıfları yıkar, halleder. Ama hani senin işte doğruluk falan. Arkadaş ya böyle saflar olmasaydı biz köşeyi nereden dönecektik? Nefsine göre yontuyor ya. Nefsine göre yontuyor ya. Nefsine geldiği zaman bütün aynı şekilde kuralların hepsi ters yüz oluyor. Ama kendi menfaatine göre diyeceğim doğruluk lazım. Bak sen işte o söz verdiğinde sözün yerine. Ama kendi söz verdiği zaman nefsine zarar verecek şekilde ise nefsine ters geliyorsa hemen orada döneklik yapıyor. Döneklik yapıyor. Başkasından alacağına şahin kesiliyor. Ama kendi vereceği zaman da aynı şekilde güvercin. Ha, güvercin oluyor. İşte benim gibi masum birisine böyle saldırmak uygun mudur? İnsan hakları var. İşte insan haklarına saygılı olmak lazım, dürüst olmak lazım. Ahkamını kesiyor. Bu kimse dünyada rahat edemez. Nefsine tabi olduğu için ve böyle kimseler, mesela Allah-u Teala kul olan kimse strese girmez. Çünkü en olmadık zamanda başına sıkıntılar gelmiş olsa bile Allah-u Teala kul olan, iman eden bir kimse orada yani hiçbir yardımcısı, destekçisi, akrabası olmasa bile benim Rabbim var der. Rabbim yardım eder. Ona sığınır. Kilitlenip kalmaz. Ve Allah-u Teala da ihsanda bulunur. Ummadığı yerden, ummadığı şekilde ona yardımlar gönderir. O dünyada bile huzurlu olur. Feraha çıkar. Ama öbürüsü nefsine tabi olduğu için bir gün gelecek nefsine tabi olanlarla buluşacaktır. Dolayısıyla dünyada rahat edemez. Huzurlu olamaz. Huzurlu olamaz. Kendisi nefsine tabi olduğu, nefsinin kulu olduğu için başkası da aynı şekilde nefsine tabi olup nefsinin kuluysa bunlar mutlaka vuruşacak. Vuruşunda da orada huzur olmaz. Hangisi güçlüyse o galip gelecektir. Huzur olmaz. Ahirete gittiği zaman bu, işte ben dürüst davrandım. Neye göre diyecekler? Neye göre? Burada, mizanda Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar geçerlidir. Senin değil. Senin değil. Sana dünyadayken Allah-u Teala peygamber gönderdi.
sen hayattayken o peygamber ahirette intikal etmişti. Ama onun varisleri vardı, alimler vardı. O alimlerin kitapları vardı. Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları vardı. Bunlara dönüp bakmadın. Hatta alay ettin. Bunlar bana yol gösteremez. Ben mükemmel adamım dedin. Sen kendine taptın. Kendi nefsine göre rota çizdin. Ve şimdi aynı şekilde senin nefsin seni cehenneme sürükledi. Yani ortaya koyduğun iyiliklerin hiçbirisi, ha iyilik olarak insanlara faydası dokunduğu bazı şeyler olmuşsa Allah-u Teala onları da zayi etmiyor. Onlar dünyada veriyor onun karşılıklarını. Ama ahirette ecir ve ücret yok ona. Çünkü nefsine tabi olmuştur. Nefsine tabi olunca da Allah-u Teala muhafaza buyursun. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin sağlığında kasabın bir danayı kesmek için satın alır. Dananın ayaklarını bağlayıp yatırmak istediğinde dana ipleri koparır kaçar. Kasap arkasında yakalamak için koştukça yetişemez. O işte ipini koparıp ayaklarını kurtulan dana Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin babasının mezarının yakınlarına gelir. O esnada mezarın başında Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri varmış. Babasının kabri başında. Tabi şimdikilerini ben dinleyince bunu, orada türbe var. O zaman yoktu. O zaman yoktu. Sonra da yapıldı o türbe. Kur'an-ı Kerim okuyormuş Mevlana Celaleddin Hazretleri babasının kabrinin başında. Dana geliyor böyle şey yapıyor, başını yere sürüyor falan. Hani bir imdat istediği belli. Bir yardım istediği belli Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nden. Hani şey haliyle söyleyiver. Lisan-ı hal ile. Beni diyor işte birisi kesecek, kasap kesecek, onun elinden kurtar. Mevlana Hazretleri dananın sırtına elini koyup okşar. Üzülme der, Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Bu sırada kasap elinde urgan bıçakla olduğu halde soluk soluğa çıka gelir. Mevlana Hazretleri gelen kasaptan dananın azat edilmesini, hürriyetine kavuşturulmasını ister. Kasap da Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin hatırı için danayı azat eder. Kesmez yani. Kasap gidince Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri mübarek elini dananın üzerine koyup dua eder ve o günden sonra bir daha o danayı gören olmaz. Bunun üzerine Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri talebelerine hitaben buyurur ki: bu dana kesilip pişirilecek zamana gelmişken bizim tarafımıza gelmek suretiyle kesilip parçalanmaktan kurtuldu. İşte bunun gibi bir insan da Allah-u Teala'nın evliyasına canı gönlünden teslim olup emirlerine uygun yaşar, ona talebi olursa kıyamet gününde cehenneme götüren meleklerin elinden kurtulur. Yani işin aslı şu: bir kimse Allah-u Teala, Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberine veyahut da o peygamberin varisi olan eshab-ı kirama yahut da onların talebeleri olan tabiine veya onların da talebesi tebe-i tabi veya sonraki gelen onların varisleri olan İslam alimleri, ki onlar bizi oraya kavuşturuyor. Onlar bize Allah-u Teala'nın emrini öğretiyor. Allah-u Teala kul olmayı öğretiyor. Onlara teslim olan azat olur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bu hadiseyi, yani dana bize teslim oldu ve azat oldu. Siz de Allah-u Teala'ya teslim olun, cehennemden azat olun diyor. Yok, nefsine teslim olursan cehenneme gidersin. Ama Allah-u Teala'ya teslim olursan cehennemden azat olursun, cennete gidersin. Tercih insana bırakılmıştır. İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutsuz Sözleri buyuruyorlar ki bir talebesine yazdığı mektupta: Allah-u Teala kendini aramak arzunu arttırsın. Ona kavuşmaya mani olan şeylerden sakınmak nasip eylesin. Allah-u Teala'yı istemekte onun için yanıp yıkılmakta olduğunuzu bildirdiğiniz için çok hoşa gitti. Çünkü istemek kavuşmanın müjdesidir. Yanıp yıkılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. Büyüklerden biri buyuruyor ki, vermek istemeseydi istek vermezdi. İstek nimetinin kıymetini bilip bunun elden kaçmasına sebep olacak şeyleri elden çıkarmak gerekir. Onlardan sakınmak gerekir. Şimdi bir kimse de Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, Allah-u Teala kul olmak isteği varsa Cenab-ı Hak da aynı şekilde zaten onu emrediyor. İmam-ı Rabbani Kutsuz talebesine buyuruyor ki böyle bir istek varsa şükret bu haline. Yani biraz daha gayret et. Çünkü kurtuluşa ereceksin. Ama şimdi öyle bir istek yok, öyle bir meyil yok, böyle bir teşebbüs de yok. O zaman Allah-u Teala vermez. Talep ederse verir. Çünkü Allah-u Teala insanlara irade vermiştir. Bu iradeleriyle kullar dünyada tercih yapar. Yaratan Allah-u Teala'dır. Kul tercihini yapar. Çünkü Amin duasında var ya, hani hayrihi ve şerri minallahu Teala. Hayır ve şer Allah-u Teala'dandır. Yaratan Cenab-ı Hak'tır. Hayırı da şerri de yaratan Cenab-ı Hak'tır. Peki kulun buradaki fonksiyonu nedir? Kul sadece yol ayrımında tercih kullanır. Cenab-ı Hak da yaratır. Bunlardan birisini. Cenneti, cehennemi, ikisinden birisini. Ya Allah-u Teala kulluğu seçersin veya nefsine kulluğu seçersin. İkisinden birisini. Tercih sana aittir. Ben bana güveniyorum diyorsun, kendini tercih ettin. Dolayısıyla cehenneme giden yolu tercih ettin.
Tercih sana ait. Orada herhangi bir kimse sana müdahale etmedi. Hani bazılar bazen sızlanıyor böyle ağlıyor. İşte ben ben bilemedim de edemedim de falan da işte şöyle oldu da belli oldu da beni işte zaman böyle yaptı da şartlar böyle getirdi de falan. İyi de arkadaş seni zorla götürmediler ki meyhaneye. Zorla götürmediler ki aynı şekilde hırsızlık yap diye. Zorla aynı şekilde haram işle diyen olmadı ki. O zaman nefsinin hoşuna gidiyordu. Tabii dedi ya siz bilmiyorsunuz, siz ot gibi yaşıyorsunuz falan. Dünyanın zevkini tadını nereden bileceksiniz diyordun. Ama neticesi felaket olunca, gidip toslayınca, ömür de bitince, güzellikleri gidince, yakışıklılardaki yok olunca, ondan sonra işte ah vah diye şey yapıyorsun. Sen nefsine tabi oldun, seni oraya götürdün. Onun için efendim nefsine tabi olan, yani ben her şeyi bilirim, yaparım diyen bir kimse kendi görüşüne, kendi düşüncesine göre hayatını dizayn edecek olursa, bir, bu kimse dünyada huzurlu olmaz. İki, ahirette de eli boş kalır. Ama Allah-u Teala'ya kul olursa dünyada rahat ve huzurlu olur. Ahirette de Allah-u Teala'nın sonsuz nimetleri ihsan etmiş olduğu cennete gider ve ebedi saadete kavuşur. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.